Arkadaşlar hoş geldiniz. 13 yaşındaki büyük ustamız Yağız Kağan Erdoğmuş inanılmaz bir karşılaşma oynadı. Masa başında rakibi Raja adında Hindistanlı bir büyük ustaydı ve Yağız Kağan Erdoğmuş %99.5 doğruluk oranıyla, yani neredeyse tıpatıp bilgisayar gibi oynadı ve nasıl oynamış hep birlikte inceleyeceğiz bu oyunu. Ve oyun E4 ile başlıyor. Raja buraya E5 ile karşılık verdi ve at F3'ten sonra siyahlar at F6'yı oynuyor ve Rus savunmasını oynuyorlar. E5'i aldığınızda D6 ile kovuluyor. At geri döndüğünde at da E4'ü almış olacak ki aynı öyle oldu. At çarpı E5'ten sonra D6 ile at kovuldu. At F3'e döndükten sonra at çarpı E4 ve burada normalde beyazlar D3 de oynayabilir atı kovmak için ama daha iyisi merkezi alan hamle D4 hamlesi. D4'ten sonra şimdi burada tabii ki siyahlar D5 oynuyorlar ve beyazların amacı fil D3 ile beraber E4'e bakmak. Kısa rok atacaksınız, kale E1'e gelecek ve E4'e baskınızı sürdüreceksiniz. Fil D6, kısa rok, kısa rok. Her iki tarafta hemen hemen aynı oynuyor ama beyazlar burada tabii ki hemen C4 oynayabiliyorlar. Hem D5'e bir baskı yapıyorsunuz. Dolayısıyla E4'ün de daha zayıf kalmasını sağlıyorsunuz. Böylelikle C6 ile D5'e tutunuldu. Ve burada kale E1 de gelebilir, at C3 de gelebilir ve vezir C2 farklı olsa da yine tabii ki buradaki hamlelerden bir tanesi. Buradaki çapraza çok güzel bir şekilde bakıyorsunuz. Yine ilerleyen zamanlarda at C3 veya at D2 veya kale E1 tercih edilebilir ve burada H6 hamlesi geldi. H6'dan sonra da at BD2 ile E4'e baskı devam ederken at D2 aldı. Fil D2'den sonra DC4, fil C4 ve burada birazcık durup konuma bakmak lazım. Konumda beyazların yalnız başına kalan bir D piyonu var. Tabii ki bu beyazlara bir dezavantaj veriyor ama onun yanında da filler neredeyse tamamen gelişmiş durumdalar. At oyunda vezir oyuna girmiş, kale bağlantısı sağlanmış, kale E1'e D1'e çok rahat bir şekilde gelebilir ve her iki tarafında avantajının dezavantajının olduğu bir konum ama genelde burada beyazları tercih edersiniz. Vezir F6 ile beraber burada tabii ki hem fil G4 için hem de fil F5 için gelmiş oldu. Sonrasında da D4'e bakmış olacak bir noktada. O yüzden fil G4 tehdidi de önemli. Buna karşılık ise beyazlar hemen fil C3 oynuyorlar ve D4'ü zayıflıktan bir noktada kurtardı. İlerleyen zamanlarda D5 ile beraber bu çaprazı açabilir ve baktığınız zaman hem vezirin hem de fillerin çaprazı çok güzel duruyor. Fil C3'ten sonra bir tane fil F5 ile beraber hem o çapraz engellendi hem de vezir artık orada bulunamayacak. Vezir D2'ye gitti ve at D7 ile siyahlar da bir an önce oyuna taşlarını koymak istiyorlar ve D5'e burada izin veriyorlar. Onun amaçlarından bir tanesi de siyahlar at E5 oynayacaklar ve bu çaprazı kapatıp hem taşları değişecekler hem de eğer siz taşları değişmezseniz at F3 ile beraber şah kanadı inanılmaz açılmış olacak. Dolayısıyla at E5 5'e karşılık bir tane at çarpı E5, fil çarpı E5, fil çarpı E5 ve vezir çarpı E5'ten sonra konum neredeyse tamamen eşit bir noktaya geldi ama bir farkla D piyonundan kurtuldu beyazlar. D çarpı C6 oynadılar ve eğer B çarpı C6 oynarsanız her ne kadar vezirin filin konumu iyi olsa da gördüğünüz gibi bir tane ayrık piyon kalacak burada. Şöyle bir gösterelim. İki ayrık piyon kalmış olacak ve burada tabii ki beyazların ufak bir avantajı olacak. Belki kazanmaya yetmeyecek ama siyahlar bu avantajı vermek istemediler ve D çarpı C6'dan sonra belki de oyundaki ilk hafif hata geldi. O da kale A D8 ile birlikte. Normal şartlarda bilgisayar diyor ki kale AC8 oynayıp buradan hem C6'ya hem de C4'e bakman gerekiyordu. Fakat burada tabii ki veziri tehdit etmek mantıklı geldi. Ona karşılık da Yağız bulunabilecek en iyi hamleyi buldu burada ve vezir E3 hamlesini oynadı. Şimdi vezir E3'ten sonra gel vezirleri keselim diyorsunuz. Aynı zamanda veziri istemiş oluyorsunuz. Dolayısıyla vezir bir yere kaçmak zorunda. Bir yandan da buradaki C piyonu gerçekten çok tehlikeli. CB7 alınabilir, C7 sürülebilir. O yüzden konuma birazcık dikkatli bakmak lazım. Eğer vezir E3 alırsanız F çarpı E3'ten sonra evet ayrık piyonlar çok fazla ama kale burayı ister kaldı. Fili bir yere döndüğünüz zaman da bu sefer CB7 hamlesi gelecek. Belki aklımıza böyle fil E4 gibi bir şey geliyor ama C çarpı B7, fil çarpı B7'den sonra buradaki ayrık piyon tabii ki hoşumuza gitmeyecek ama 2'ye 1'den sonra tabii ki bu konumu tercih edeceğiz. Bir tane piyon kazanmış olacağız. O yüzden vezir E3'ten sonra
sonra rakip düşündü, düşündü, düşündü ve B2'deki piyonu almaya karar verdi. Çünkü eğer burada C çarpı B7 alınırsa rahat rahat artık vezir B7 alabilecek bu konumda ve tamamen beraberliğe gidecek. Fakat Yağız'ın başka bir planı var burada. Veziri C5'e oynadı. Hem ver burada diyor fili. Fili kaçmak zorundasınız. Hem de aynı zamanda aslında C7'yi istiyor burada. Belki de yani burada C6'yı alırken zaten bu varyantların hepsini az çok hesaplamıştı. Vezir C5'ten sonra rakip file 4'te birlikte eğer alırsam vezir B7 ile buraya bakmak istiyorum gibi bir şey söylüyor belki de bizlere. Ama artık öyle bir hamle yok. C7 hamlesi geldi. Ver kaleyi dedi. Ve kale C8'den sonra her iki tarafında dikkatli olması lazım ama beyazlar oyunu kazanacak gibiler. Öncelikle şunu söyleyelim. Fil C6'ya gelecek ve kale C7 hamlesi istenecek burada. Dolayısıyla beyazların mutlaka ve mutlaka C7'yi bağlaması lazım kendine. Ve o da tabii ki kale A1 ile gerçekleşiyor. Ver fili diyorsunuz. Fil C6'ya gideceği kesindi. C7 düşmek üzere ama kale E7 ile birlikte hem C7'yi tutuyorsunuz. Hem de burada F7'ye büyük bir baskı var. İlerleyen zamanlarda veziri de oraya aktarabilirsek belki vezir F5 de bu mümkün olabilir. Ya da kaleyi bir şekilde getirebilirsek F7'de büyük bir baskı olacak. Kale E7'den sonra vezir F6'ya döndü. Buraları tutmak istiyor. Ve kale D1 hamlesiyle birlikte hem kale D7'ye bakıyor bir noktada. Ama bu arada vezir A1'e de dikkat etmeniz lazım. Yine de fil F1 dönebiliyor. Ama buralara arka sıra matlarına ve kale D8'lere, kale D7'lere dikkat etmek lazım. Bakalım neler olacak. Şu an fil buradayken tabii ki kale D7 şu an mümkün değil. Ama her zaman bakmak lazım. Filin buradan kaçtığı senaryoda. Şimdi vezir F4 ile birlikte siyahlar artık gaza basıyorlar. Burada diyorlar ki ben kale C7 alacağım ve oyunun devamında sana hiçbir şey yok. Ve işte Yağız Kağan nerede olmuş? Burada hamleyi yapıyor. Gerçekten çok çok zor. Neden? Çünkü burada arka sıralarda belli sıkıntılar var. Yani siz ancak G3 gibi bir şey oynamanız lazım ki bu kaleyi buradan D8'e falan getirebilin. Ama G3 oynarsanız da bu sefer vezir F3 ile beraber hem buralar istenecek hem mat istenecek ve beyaz kareler çok çok zayıf kalacak. Ve işte böyle bir noktada gerçekten stresli bir hamle ama Yağız Kağan nerede olmuş? Her şeyi hesaplamış burada. Kale çarpı F7 ile beraber kale feda ediyor ve kale F7'nin devamında artık burayı kabul etmek durumundasınız. Aksi takdirde açarak şahlar gelecek ve zaten kale veziri istiyor. Yani veziri kaçarsanız açarak şahla veziri alacak. Eğer yani şah H8 oynarsanız direkt buradaki vezir düşecek. Dolayısıyla kale F7'yi kabul etmek durumundasınız ve burada kale D8 şah çekiliyor. Şimdi şahı kaçmak mecburi. Aksi takdirde yani kale çarpı D8, C çarpı D8'e vezir çıkacak. Dolayısıyla şahı da kaçtınız. Ve burada siyahlar aslında bir noktada vezir C1 ile matımsı bir şeyler isteniyor. Vezir C1 ile beraber fil F1'e gördüğünüz gibi vezir düşecek. O yüzden çok kritik bu hamlede. Fil çarpı F7 hamlesi oynanıyor. Yani vezir C1 mat olmayacak. Vezir burayı tutuyor. Gerçekten yani kale F7'den önce bile bu varyantların hepsinin hesaplanması lazım. Aksi takdirde burada bir yerde mat olabilirdiniz. Fil F7'den sonra vezir F7 hamlesi geldi. Ve burada beyazlar evet belki çok güzel atak bir konum kaldı. Ama fil geri kaldılar. Burayı nasıl toplayacaklar? C7 düşmek üzere dikkat ederseniz. Dolayısıyla bir tane vezir C2 hamlesi geldi ve vezir C2'den sonra artık yapılacak çok da fazla hamle yok. Vezir G6 gelirseniz değişeceğim ve devamında C8 düşecek. O yüzden bir tane G6 hamlesiyle kapattı burayı ve ona karşılık da vezir C3 ile birlikte ver buradan vezir H8 matı diyor. Yine aynı şekilde vezir G7 ile bu matı kapatırsanız tabii ki hemen değişeceğim ve C8 boşta kalacak. O yüzden bir tane vezir E8 gibi bir şey oynadı. Oraları tutmak istiyor aynı zamanda tabii ki buraları değişmek istiyor. Bir yandan da vezir E1 mat tehditlerine de bakmak lazım ve burada kale çarpı E8. Kale çarpı E8'in ardından beyazlar artık rahatlamak adına bir tane H4 sürüyorlar. Ve hem C'deki piyon kaldı hem burada artık mat atağı yok. Vezir buradan F6'ya ve devamında buralara bir şekilde girecek. Ya vezir F6 vezir F7 ya vezir E6 buralara bakılacak.
Dolayısıyla artık burayı oynamanın pek de bir anlamı yok. Yani kale c8 belki burayı istemek için mantıklı olabilir. Ama ona da gördüğünüz gibi bir tane vezir e5 oynuyorsunuz. Artık rakibin oynayacak çok da fazla bir şey kalmadı. En kötü ihtimalle böyle gelir gelir buradaki kaleyi mat ettikten sonra oyunu bir şekilde kazanırız diye düşünüyorum. Ki siyahlardaki Raja da böyle düşünüyor. Raja burada oyunu artık terk etti. Daha fazla devam etmek istemedi. Ve tekrar hatırlatalım. Yağız Kağan nerede olmuş? %99.5 doğruluk oranıyla inanılmaz bir karşılaşma oynuyor. Umarım keyif almışsınızdır. Keyif aldıysanız beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ve ben de sizlere yeni yeni videolar getireyim. Tekrar bu kanalda her gün görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Bay bay.